Evet, gidiyoruz. Yollar bomboş. Zombiler var. Yani uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Tekrardan merhabalar. Project Zomboid serisinde uzun bir aradan sonra kaldığımız noktadan devam ediyor olacağız. Bu seride özellikle RV modunda oyun oynuyor olacağız. Onunla alakalı zaten canlı yayında birkaç söz etmede bulunmuştum. Birkaç üzerine konuştuk. Gerekli skilleri ayarladım. Oyun içerisinde gösteriyor olacağım. Zaten vakit kaybetmeden hızlı şekilde başlayalım istiyorum. Bu videonun ya da bu yapacağım serinin amacı şey olacak. RV içerisinde hayatta kalmaya olacak. Oynayacağız. Bunun için özel modlar var. RV interior modu var. Bunun yanı sıra RV nomad modu var. Ve buna ek olarak da karakteri hani doğada yaşayacak şekilde dizayn ettim. Doğa adamı, izci, doğa yürüyüşçüsü gibi gibi trade'leri aldım. Ki normal RV ile şehir içerisine gidip gerekli lootları yapıp gerekli malzemeleri alıp daha sonrasında geri dönüp kırsal bölgede kamp olarak nereye kurduysak ya da RV ile nerede yaşayacaksak ya da nerede yaşamayı düşünüyorsak ona yönelik. Yani bu mod şeyle alakalı. Kalacak sabit bir noktadan ziyade sürekli gezeceğimiz Nomad Challenge'la alakalı bir durum. Her zaman için aynı şeylerle başladım. Yaralı, yoksul gibi gibi. Şu an gördüğünüz gibi yolun ortasında bir yerde başladık. Allah'ın unuttuğu bir noktada. Arkadaşın kıyafetleri işimizi görür ama. Tamam, şimdi genel olarak alabileceğimiz şeyleri aldık. Buradaki olan mantık aracın içerisine binelim. Burada V tuşuna basarak Enter deyip geriye gidebiliyoruz. Ki şu anda şeyin içerisindeyiz. Burası karavanın iç kısmı. Cozy. Tatlı. Yani hoş. Ve yani şu anda burada suyun sınırsız olması birazcık ilginç geliyor. Yani nasıl oluyor da su sınırsız şekilde onu anlamış değilim ama sıkıntı değil, sorun değil. Bir miktar yemeğimiz var. Bu iyi, güzel. Bu miktar yemeği bir kısmına kullanabileceğiz. Sigaramız var, çakmamız var. Artı zaten buradan ziyade şeyden yakabileceğim, ocaktan yakabileceğim ocağım var. Dolabımda neler varmış bakalım. Çilek var, yumurta var, yoğurt var. Taze krem peynir. Sütlü. Şey, sütlü diyorum, çilekli süt. Bu arada bir saniye şöyle yapalım. Siz orada durumu göremiyorsunuz. O yüzden kamerayı oynatıyor olacağım. Hop, şöyle aldım. Şuraya koydum. Şu arkadaşı da şöyle kaydıralım. Tamam. Ki en azından yukarıdaki durum çubuğunu görebilirsiniz. Bir nebze de olsa. Okey. Bunu ek olarak da tam üstümde dönen şeyi görüyorsunuz zaten. Bunu kanala abone olup beğeni yapabilmeniz için yaptım. Beğendiniz mi? Yavan duruyor olabilir. Üzerinde çalışacağım şeylerden biri ya da birkaçı. Eğer kanalı beğendiyseniz beğenebilir, abone olabilir, bana destek olabilir. Kanalı daha da iyi noktalara taşımama sebep olabilirsiniz. Arada canlı yayın da yapıyorum. Canlı yayın schedule'ım tam olarak oturmuş değil. Hangi gün hangi saatte ne yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. İşten arta kalan saatlerde ilerliyorum ama elimden geldiğince canlı durumlarda sohbet muhabbet ediyoruz. Şimdi arkadaş, biz buradan nasıl çıkıyoruz? Nasıl çıkıyor oraya?
don't have any clue. Sağ tıklayıp exit deyip çıkabiliyormuşuz. Şöyle bakalım. Belki şurada işimize yarar bir ağrı kesici falan olabilir. Bak bu bir işaret olabilir. Ne yalan söyleyeyim. Orada ağrı kesici falan olabilir. Şu an ihtiyacımız var. Ve ben tam olarak nerede olduğumu da bilmiyorum. Sıkıntı o. Şu an tam olarak neredeyiz? Hiçbir bilgim yok. Rastgele bir kısımda bizi spawn etti. Hangi noktadayız, neyiz, ne değiliz bilmiyorum. Bu arada bu pantolondan ziyade bunlarda sağlam pantolon var mı? Var. Şunu giy. Üstündeki yırtık çünkü. Okey. Yapacak bir şey yok. Hasar görmüş. Bunu atacağız. Hatta şöyle yapayım. Ben bunların hepsini yırtayım. Ki elimde bandaj olsun. Lazım olacak çünkü. Bandaja ihtiyacım olacak. Yaralı başladığım için karakterde. Bunların hepsine ilgileniyor olacağız. Medical çanta var. Güzel. O medical çantayı şey olarak kullanabileceğiz. Çanta olarak kullanabileceğiz. İşimizi görecek. O iyi oldu. Görebildiğim kadarıyla. Başka bakalım ne var. Onun içerisinde ağrı kesiciler falan var. Güzel. Bunu sırtına al. Yani o korse bir işe yarıyor mu hiçbir bilgim yok ama alacağım. Tente alalım. Ağrı kesicileri aldık. İğne tutucuyu aldık. Tuvalet kağıdı alalım. Hava pompası alalım. Ne olur ne olmaz diye. Bizim harbimizin de icabına bakmamız lazım. Bu kötü oldu. Kapısı kilitli. Şimdi arka tarafta bagaj magaj bir şey olaydı keşke. Var mıymış? Var mı? Şey yan taraftaymış bagaj. Çuvallar var, metal torba ve şey plastik torba. Metal torba nereden çıktı ya? Plastik torba ve benzin bidonu var. Onun dışında şu arkadaşlarda bir şey çıkar mı acaba? Bakalım. Şu alkollü mendil olayı iyi. Yaraları dezenfekte edebiliriz. Gerçi tencere veya kaynatacak bir şey varsa su kaynatarak da yapabiliriz onu da. Kilitle. Dolak. Kapı açıktır belki. Dolak. Öncelikle nerede olduğumu bilmem lazım benim. Şu an nerede olduğumla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani not a damn clue, öyle söyleyeyim. Çıkmaz sokaktayız bildiğin. Yani yolu takip ederek belki bir noktaya gidebilirim ama yani RV modunun en güzel yanı evim yanımda. Sigara paketim, kantin iyi oldu, güzel oldu. Yara bandı al. Bagaj kilitliymiş. Aç bagajı. Belki sopa levye bir şeyler verir. Hiçbir şey çıkmadı. Okey okey. Sıkıntı yok. Güzel. Kantin doluymuş. Kantin. Matarımız doluymuş. Matara bize su sağlayacak. Habere dolu. Yani zırt pırt susamamıza karşı şey yaparız. Evden doldurur doldurur şey yaparız. Sıkıntı değil. Takılırız. Ben hemen evin arkasında şu şovu izleyeyim. Evin arkasında dediğim karavanın arkasında. Yani bir çeşit evin arkasında. Ona lan oyun kastı. What the hell? Saat 12. Yayın vermen gerekiyor. Yayın ver bana. Tamam ben. Aynen Woodcraft. O iyi oldu. Hiç tenceren yok mu ya? Gerçekten hani tenceren yok mu? Çok saçma. Bir yerden tencere bulacağız. Yapacak bir şey yok. Tencere bulacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şunlardan birisini medikal kısma çevirelim. Tamam mı? İlk yardım tıbbi olan eşyaları buraya koyalım. Bu bizim ecza dolabımız.
Onun dışında şu kısma şunları koyabiliriz. Portakallı kasusla, normal kasusla koy. Okey. Okey. Güzel, derin yaraları en azından cerrahi iğneyle hallederiz. Onu bulmamız iyi oldu. Bir çeşit. Onun dışında şuraya sigara paketini, şu çöp poşetlerinden şeyleri şöyle koyalım şuraya. Çuvaldır olur budur. Sigara paketini de atalım oraya. Şuraya CD'lerin yanına şunu koyalım. Korseyi de koyalım. Korse ne işe yarayacaksa. What? Bir şeye tıkladım ben. Neye tıkladım? Ah şura. Kaşık. Gel. Spork. Çatal. Kaşık değil. Plastik kaşık. Plastik çatal. Şunların hepsini bir yıkayalım. Okay. Şimdi bunu kapayacağız. Ön tarafa geçeceğiz. Ve yolu takip edip gideceğiz. Ama ondan önce şunu yapmakta fayda var. Benzin var mı bunlarda, bir bakmak lazım. Bunlarda benzin var mı, ona bir bakacağım hemen. Şuradan şunu alalım. Benzin varsa en azından benzin çekip buna takviye etmekte fayda var. Çünkü ihtiyacımız olabilir. Hani yola çıkacağız ama ne kadar sürecek? Nedir ne değildir bilmiyoruz. Yollarda yaşayan birisi gibi düşünmek lazım. Yani anı kollamak lazım. Anlık olarak işlem yapacağız. Mesela bak, burada var. Gördün mü? Şu zombiler bizi görmeden hemen şuradan çekelim derken gördüler. Damn it. Damn it. İki kişiler. Şansın bir tık yağ ver gitti. Güzel oldu. Sıkıntı yok. Okay, that's good. Peki bunda var mı? Benzinlik de var. Demek ki benzin yok. Peki şu arkadaşlar da var mı? Esas mesele o. Benzinlikle var. Alright. Yapacak bir şey yok. Yani çok milim bir benzin aldık ama yani bence worth it. Bence worth it. Yani 10 milim benzinin bir de bizi ne durumdan kurtaracağını bilemeyiz. İnatçı mısın arkadaşım? Düşer misin artık? Okey. Abi cidden hiçliğin ortasındayız şu anda. Ne istiyorum? Yani şehire gidip birkaç loot, birkaç kitap toplayabileceğim bir şey istiyorum işin açıkçası. Ve şeyden emin değilim. Bu mod içerisinde bu RV'yi kullanırken bu karavanda su kesiliyor mu? Ondan emin değilim. Karavanda su kesiliyorsa onu nasıl ilgileneceğiz ya da ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok ama bakacağız. Sıkıntı değil. Bu arada yollarda çok uzun süre vakit geçireceğim için usta şoför trade'ini aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Keskin kulaklı, doğa sever, balıkçılık, tuzak kurma, araştırma, mızrak. Yani doğada sürekli içli dışlı olacağım için. İri kuvvetli olduğum içinmiş bu arada. Aynen, kuvvet seviyem yüksek olduğu için veriyor bu arada onu. Düzenli, çünkü az alanım var. Yani idare edebileceğim space çok az olduğu için şunu hemen değiştirip saralım. İşlem yapabileceğim alan çok az olduğu için ne kadar fazla alanı idare edebilirsem o dar alanda o kadar iyi. Çünkü RV'nin içerisi çok fazla yer almayacak. Tamam, o masayı, sandalyeleri kaldırıp oradan storage'lar yapabilirsin ama onların her birine bir şey sığdırmak çok vakit alır. Çok şey olacak yani. Zor olacak. O yüzden seçici olmakta da fayda var. Yani çok fazla çöplük şeyi almamak lazım. Önemli şeyleri almak lazım.
Evet gidiyoruz. Yollar bomboş. Zombiler var. Yani uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Bunu bu arada şeyde de söylüyordum. Bir ara sesin içerisinde arabayla kaza yaptıktan sonra geri dönüyordum ya. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum. Sol tarafa gidelim hadi, şansımız solda deneyelim. Gündüz gece. Haritamızın olmaması çok büyük şanssızlık. Var mı harita burada? Louisville haritası var. Louisville ta çok uzakta olacak o. Abi ta burada Louisville. Evet. Ama biz şeye yakınız. Rosewood tarafına yakınız sanırım biz ya. Bak 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 bak. İleriden dönüş sol taraf nerede de? Bak, March Ridge sol taraf. March Ridge benim video kaseti alırken sürekli öldüğüm ve karakterlerime sürekli mezar olan yerden bahsediyoruz bu arada. Tabii ki bu halde oraya gidemeyiz. O şehir içerisine girilmez. Skillerden bahsediyordum. Beceriler de bu arada hani araştırmaya bahlayacak çok fazla şey aldım. Yani eskizci, onun dışında doğa insanı araştırmaya pozitif şey veriyor. Buna ek olarak. Bu arada çok saçma. Yani RV modunda diğer şey artı 2 puanla. Yani bunu bari 0 puan yapsaydın. Ekstradan niye puan veriyorsun ki? Nomad of the RV. Hani Nomad oynuyorsun. Ama RV ile. Ya gerçi Nomad dediğimiz şey illa RV olmak zorunda değil. RV karavanın olmak zorunda değil ama hani hayatı kolaylaştırıyor. Yani evini sırtında taşıdığın için kaplumbağa gibi yaşıyorsun işte. Bakalım burada herhangi bir harita var mı? Harita paketler bunlar hep işimize yarar. Bak yollarda yaşadığımız için bunlar hep önemli nokta artık. Bunlar hep önemli. Bunlar hep hayati. Paket lastiği bir halta yaramaz. Neden diyeceksiniz? Yolda bulduğumuz her şey önemli. En ufak çöp bile. Karakter acıktı. Erkeğe gidip bir şeyler yesem mi? Yesem. Bence yiyeyim. Ne yiyeceğim ama? Ton balığı. Şu ton balıklardan bir tanesini yiyeyim bari. Yerleştirme. Ye kardeşim. Aç onu. Niye yerleştiriyorsun? Örürüt. Tamam bir tanesini yedik şimdi. Okey. Bu bizim en azından şu sigara paketleri. Şöyle bir daha koyayım. Bak sigara paketini koydum. Karakter şey yaptı. Bana sigara ver dedi. Useless şeyleri tek bir noktaya koyacağım. Buraya koyacağız onları. Yani useless dediğim hani craft'la ilgili olan şeyleri tek bir arada toplamaya çalışacağım ki aradığım zaman rahat bir şekilde bulayım diye. Okey. O zaman dışarıya çıkıyoruz. We go out. Right click. Şuradan da yakalım bari. Mentollü sigaramızı da içelim. İşini biliyor ya, mentollü sigara kullanıyor. O zaman biz bir yolu full takip edersek Rosewood'a doğru gidebiliriz.
challenge'ı iyi hale getirmek için karavanda doğada yaşamak lazım. Yani mantıken karavanı çekip böyle yerleşeceğim bir su birikintisi, bir göl, bir nehir. Onların yanında yaşamak lazım. O tür yerlerde yaşamak lazım. Yani çift yani bu modun ya da bu serinin şöyle bir durumu var. Kalıcı yerleşmediğin için çiftçiliktir ve hatta marangozluktur bu tarz şeylere ihtiyaç olmayacak bir tık. Çünkü kendime böyle kalıcı olarak yerleşeceğim bir yer bakmıyorum. Karaman sırtında, şehirden şehire, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bu ne kadar verimli geçer ya da nasıl olur hiçbir bilgim yok ama yapacağız. Ben buradan bir dönüş alıp burada, gerçi burası şeye gidiyor. Askeri bölgeye ve çiftlik, aynen Farmers Market'e gidiyor. Çiftçi marketine gidiyor. Buradan değil, yoldan dümdüz devam edeceğiz. Orada çünkü bir de benzin istasyonu da var. Ama şöyle bir sıkıntı var, silah yok. Yani elimde kendimi savunabileceğim, uğrabileceğim, hit atabileceğim bir silah yok. Bu da benim canımı sıkıyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani hepimizin canı sıkılıyor diyelim. Yakında televizyon programı başlayacak ve zombiler peşimde. Neden burada bu kadar fazla zombi var ya? Şöyle bir durum da var. Eğer zombi varsa civarda RV'ye geçmiyor. Karavanın arkasına geçmiyor. Etrafta yürüyen zombiler var. Takip eden ölüler var diyor. Rosewood. Rosewood'un dönüş tabelasını gördük. Bu dönüşten sağ yukarıya dönmemiz demek Rosewood. Sol taraftaki yerde şey, benzinlik istasyonu. Aynen öyle bak burası. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Televizyon programını kaçıracağız bu arkadaşlar yüzünden. Yani oradan benzin alırız, sıkıntı yok. Bu bölüm balıkçılıkla alakalıydı galiba, yanılmıyorsam. Oo, oldu be. Bak, gördün mü? There are zombies after me. Şimdi zombiler bağırıyor ve girmiyor. Bir şey diyeceğim, neden? Buradan geliyormuş. Evet, ben de çok cins bir adamım. Peşinde zombiler var ve ben de diyorum ki arkaya geç, şey izle, televizyon programı izle. Neyse, ilk programı kaçırdık, yapacak hiçbir şey yok. Biraz şanssızlık oldu ama layout takılacağımızı böyle aracı çekip sakince vakit geçireceğimiz bir yere bulmak lazım. Silahın olmaması çok kötü oldu. Yani elimde bunları indirebilecek bir şey olsa her türlü rahat rahat indiririm ama elimde bunları indirebilecek bir şey yok. Bu da sıkıntı yaratıyor. O zaman back to old fashion olacak. Barikatlı ev vardı bu arada. Güzel, harika. Yani back to old fashion. Bunların dikkatini üstüme çekip atlayıp çeşitli noktalarda loot yapmam lazım. Umarım arkada zombi yoktur fazla. Ah, sözümü geri aldım.
Damn son. Burada umarım yoktur. Güzel. Bunlar manageable. Çatal mı? Gerçekten. Really? Yani tava... bak şu an her şeye ihtiyacımı görür. Yani ekmek bıçağı pek tasvip etmiyorum ama ha bak bu oldu işte. Şey az ama olsun. Yani döndük dolaştık yine Rosewood'a geldik ama kusura bakmayın beyler bayanlar. Yani tam Rosewood'un dibinde düştü. Amacım bu değildi yani. Bu işimizi görür. Taş kutusu. Şey yapmaya yarar bu arada. İğne. Olduğu için iğne yapmaya yarar. Makas işimizi görür. Jeanleri, derileri falan parçalayacağız. Her türlü işimizi görür yani. Üst katta olan... Kanju kürek. Tamam neyse. Kürekmiş abi. Elimizde orak var bu iş görür. Şimdi şu arkadaşı açacağız. Okay. Tamam. Yani böylelikle Nomad serisine resmi olarak, official olarak ayak basmış bulunmaktayız. Hop, az kaldı hiç pencereye kırıyordum yanlışlıkla. Kontrol tuşuna bastığım için. Eğer bu seriyi vakit buldukça oynayacağım. Amacımız dediğim gibi karavanla şehirden şehire, bölgeden bölgeye gidip loot attığımız, takıldığımız keyifli bir bölüm olması ile alakalı. Artı Discord kanalında da özellikle konuştuk şeyle ilgili. Yeni bir şey düşünüyorum. Takipçiler, aboneler Discord kanalı üzerinden yeni oluşturacağım bir karakterle alakalı. Negatif özellikleri, pozitif özellikleri seçecek. Yani direkt olarak hani bu özellikleri seçip hangi karakteri nasıl şekilde oynamam gerektiğini siz yönlendireceksiniz. Ve karakterin de kaderini bir nevi siz belirliyor olacaksınız aslında. Öyle bir seri de düşünüyor var aklımda. Bakalım yani ortaya nasıl bir acımasız senaryolar çıkacak. Yani bana negatif olarak ne vereceksiniz ya da pozitif olarak ne vereceksiniz merak ediyorum işin açıkçası. Bunun için kanalı beğenip Discord kanalına katılıp oradan söz hakkı olabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. Sonraki seride
Onun dışında canlı yayınlarda Spider-Man serisini, diğer serileri de oynuyorum kafama göre, o an ruh halim neyse. Özellikle onu şey yapıyorum ama Project Zomboid de oynuyor. Yani bütün oyunları oynuyorum. O an yani siz nasıl gün içerisinde keyfiniz ne isterse, canınız olan ne isterse girip oynuyorsunuz aynı mantıkla düşünün. Ama geniş bir şeyim var. Listem var, öyle söyleyeyim. Geniş bir repertuarım var. Bakalım. Önümüze neler çıkarsa, insanlar neler isterse ona göre yönlendiriyor oluruz zaten yayın durumlarını ve gelen kısımları da. Bu bölüm burada sonlandırıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, arkadaşlardan birisi sıkıntı yaratmaya gelmiş. Durum kontrol altına alındı. Sorun çıkarmasını istemiyordum. Ben belki geceyi burada geçirip takılırız ya. Sıkıntı yok. Bu bloğu temizleyip, loot atıp, kitapları falan toplayıp, gerekli işlemleri yapabiliriz. Rosewood'daki malzemeleri toplayıp en azından RV ile nerede yaşayacağımızı belirleriz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı beğenebilir, videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir. Bildirimleri açıp diğer olan canlı yayınlardan haber edinebilirsiniz. Discord kanalına katılıp benle sohbet edebilir. Diğer haberleri de yakalayabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.